Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni hafta başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış, iyi haftalar. Haftaya aslında bir kayıpla başlıyoruz. Maalesef arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'i 60 yaşında kaybettik. 4 aydır tedavi görüyordu hastanede. Maalesef hafta sonu bizlere veda etti. Bugün de onun için törenler düzenlenecek. Önce Cemal Reşit Rey salonunda bir tören düzenlenecek saat 10'da. Ardından da Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Biz de tabii bugün TV ekranlarında, bugünün gündemi programında da o törenleri canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Başsağlığı dileyelim programa başlarken Türkiye'ye ve Allah'tan rahmet dileyelim Müslüm Gürses'e de. Herkes seviyordu. Evet, evet. Yani sevmeyen yoktu gerçekten. Ben de Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı. İşte hayat geliyor gidiyor. Yalan dünya. Evet. Ve bu dönem, yani Şubat bitti. Hakikaten çok fazla bilinen, tanıdık, medyada öne çıkmış isimleri kaybediyoruz. İnşallah bu son olur diyelim. Ve Müslüm, hakikaten Müslüm Baba diyeceğim. Zamanında, gerçi arabeskti ama Barış, daha öncesinde hep türkülerle gelmiş. Tabii. Ayrıca kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Onların acıları büyük. Bugün güzel bir benzetme vardı Müslüm Gürses'le ilgili. Sizin de söylediğiniz gibi yani arabesk, ama sonra 2000 yılından sonra özellikle düetleri çok daha geniş kitleler tarafından dinlenmesine de sebep oldu. Gençlik çok dinlemeye başladı. Evet. O düetleri, pop şarkıları, rock söyledi. Yani bugün güzel bir benzetme vardı dedim ya, bir köşe yazarlarından biri Frank Sinatra demiş. Türkiye'nin Frank Sinatra'sı demiş. Yanlış bir benzetme de değil aslında, doğru. Bence de. Bir kez daha çok önemli bir değerimizi kaybettik dediğiniz gibi, üst üste geldi bu sene. 2013 maalesef böyle acı haberlerle üst üste geldi ama daha başka acı haber olmasın diyelim ve Allah'tan rahmet dileyelim. Ama işte bir kez bu daha. Bence herkese bir şey, yani herkes için tüm bu kayıplar bir ibret. Yani sonuçta bu dünya geldik, hiç, gidiyoruz hocam, evet, işte yani hiç kimseye kalmayacak. Evet. Ve hakikaten asıl baki olan o taraf. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Evet, bir kez daha hatırlatalım, saat 10'dan itibaren de törenler başlayacak. Müslüm Gürses'i son yolculuğuna uğurlayacağız. Bugün TV ekranlarında da canlı yayında, bugünün gündem programında ekrana getireceğiz bu törenleri. Şimdi hocam, haftaya başlarken gelelim ekonominin gündemine. Bu hafta, geçtiğimiz hafta özellikle Avrupa'ya baktık, Amerika'ya baktık. Bu hafta yine küresel gelişmelerde hangi başlıklar öne çıkacak? Piyasaları yönlendiren ana unsurlar, ana başlıklar neler olacak? Amerika, Çin, Japonya, Avrupa'ya baktığımızda neleri takip edeceğiz bu hafta? Evet Barış, aslında şöyle, yine Amerika tabii ki başı çekiyor. Çünkü biliyorsun Amerika'da 1 Mart itibariyle harcama kesintileri devreye girdi. Hı hı. Obama ciddi anlamda bunu engelleyebilmek için uğraştı ama o anlamda elinde, söylemiştim sana, pek fazla bir kozu yok. Yaptırım gücü yok. O yüzden o harcama kesintileri devreye girdi ama 27 Mart'ta bu fonlama miktarı dediğimiz, yani hazinenin fonlanması o tarihe kadar izin verildi. Dolayısıyla o tarihten sonra bitecek. Şimdi o konuda bir anlaşma yapmaları lazım. Artı 15 Nisan'da bütçe geçecek. Bütçe oldukça zor. Yani cumhuriyetçiler bayağı bir sıkıştıracak. Tabii ki bütçede harcama istiyor. Arkasından Mayıs ayında şey var. Bu borçlanma limitinin ötelenmişti, arttırılması işi var ki o da bayağı bir sıkıntı yaratacak. Gerçi bu haftanın gündemi değil ama en azından bu haftaya başlarken bunları da bir hatırlatmış olalım. Amerika'da kısa vade, yani bu orta vadeli risk unsurlar, yani siyaset başı çekecek yine. Yani Amerika'da Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin yasa çıkartma savaşını izleyeceğiz. Hı hı. Belki o aşamada yine derecelendirme kuruluşlarından şey gelebilir. Çünkü tamam, harcama kesintileri devreye girdi ve bunun Amerika'yı %0.5 aşağı çekeceği, büyüme oranını %0.5 aşağı çekeceği belirtiliyor. Bunu IMF yazmış olduğu raporda belirtmişti. Geçen hafta Cuma günü de S&P
bu konuda bilgi verdi. Fakat Bernanke'nin yine mesajları vardı. Bernanke faizleri erkenden arttırmanın büyüme karşısında ciddi bir tehdit olacağını, bu yüzden gevşek para politikasını devam ettireceğini sinyallerini verdi. Buna rağmen bu sabah itibariyle baktığımızda genel olarak Amerika bir miktar vadelileri aşağıda. Bu da daha çok Asya piyasalarından kaynaklanıyor. Çin'de çok sert bir düşüş var. %4'e yakın bir düşüş var Çin borsasında. Onun sebebi de genel olarak ilk başlatan sebep diyeyim. Zaten son bir haftadır, iki haftadır Çin'den üretime ilişkin veriler iyi gelmiyordu. Yani evet. Çin yavaşlıyor mu sorularına maruz kalmıştı Çin. PMI dediğimiz bu satın alma yöneticilerinin endeksi de hiç iyi gelmedi. Onun arkasından emlakla ilgili, emlaktaki fiyat artışlarını, oradaki enflasyonu durdurmak üzere merkezi yönetimin çeşitli kararları var. Mesela işte bir ev alanın bir daha ikinci evi alırken faizlerin yükseltilmesi vesaire gibi uygulamalar olacağı belirtiliyor. O yüzden emlak ve gayrimenkul sektörü şirketlerinde sert düşüşler oldu Çin'de. Çin o yüzden aşağı gidiyor. Bu arada Hong Kong'da yine benzer bir şekilde düşüş var. Diğer Asya borsaları aşağıda. Tahmin ediyorum Amerika'da da bu nedenle vadeli piyasalar aşağıda. Şu an açılan Avrupa piyasası, yani DAX endeksinin vadelileri de %0.60 aşağıda bulunuyor. Dolayısıyla bu aşamada aşağı yönlü bir baskı oluşabilir. Genel olarak bizim piyasada da aynı şey olabilir. Bu anlamda özellikle bir tek Japonya'dan iyi haber var. O da yeni Kurodo, Japon Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu parasal genişleme, hani deflasyon sona erene kadar para basacağım dedi. Hı hı. Yani deflasyonu bitirip enflasyon hedefini yakalayana kadar para basacağım dedi. Artı bir de şey sinyali verdi. Belki hani 2014'te Japon Merkez Bankası'nın tahvil alım programı vardı. O tahvil alım programını da erkene çekebilecekleri sinyalini verdi. Ben sanki biraz böyle gelir gelmez acele ediyor gibi görüyorum. O tabii Japonya'da şu an artıda ama Japon borsası. Diğer Asya borsalarının geneli ekside, Avrupa ekside. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Burada bir faiz indirimi bekleniyor. Euro-dolar paritesinde bu yüzden 1.30 seviyesi çok kritik. Hatta 1.30-50 seviyesi çok kritikti ve Euro-dolar paritesi herhalde bir miktar daha aşağı gidecek. 1.27.5-1.28'lere kadar düşebilir. Çünkü çok sert bir şekilde hareketler oluyor. Bütün bu hengame içerisinde Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'de de bugün enflasyon oranları açıklanacak. Onu biraz ne sonra konuşacağız. Siz deymişken başlayalım onu. Şubat evet. ayı için ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir veri gelir ve tabii piyasalar üzerinde bir etkisi olur mu? Önemli bir etkisi olur mu? Şimdi piyasalar üzerinde etkisi olması için tabii ki beklentilerden oldukça düşük ya da yüksek gelmesi lazım. Hı hı. Mesela 2012'nin Şubat ayında %0.56 gelmiş. 2011'in Şubat ayında %0.73 gelmiş. Yani 0.73, 0.56 ve 2010'un Şubat ayında da 1.45 gelmiş TÜFE. Şimdi bunların ortalamalarına baktığımızda hani Şubat ayı 0.58, 0.60, 0.75, 1'in üzerinde bile çıkmış. Benim tahminim piyasa 0.38 bekliyor. Yani 0.38 bekliyor. Ama ben 0.50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Yani 0.50-0.55 gibi bir rakamın geleceğini tahmin ediyorum. Gerçi şeyin etkisi de azaldı. Yani artan vergilerin daha önceki elektrikteki, doğalgazdaki artışın etkileri yansımıştı Ocak ayına da. Aralık ve Ocak ayı enflasyonuna. Tahmin ediyorum %0.50 veya üzerinde gelecek ama 0.38 bekliyor piyasa. Hani sürpriz olur da 0.20 falan gelirse tabii bizim piyasayı çok olumlu etkiler. Ve özellikle de enflasyon şey açısından çok önemli. Yani Merkez Bankası'nın politikasını belirleyici bir şey. Eğer enflasyon beklentilerden yüksek gelirse bu sefer reel efektif kur endeksi de yükselmiş olacak. Dolayısıyla o zaman yine Merkez Bankası'nın
politikasında ne bileyim işte muzam karşılıklarını arttırması vesaire olur ki enflasyonun yüksek gelmesi piyasaları bozucu bir etken olacaktır. Tahmin ediyorum %0.40-45 bir etki yapmaz ama hani 55-60'ın üzerinde bir rakam oldukça piyasalarda rahatsızlık yaratır diye düşünüyorum enflasyon verilerinde. Bir de şöyle resme genel baktığımızda bu hafta genel olarak piyasalar olumsuz başlıyor. Hı hı. Ve bu olumsuzluğun ana sebebi daha çok Asya'dan kaynaklanmış durumda. Bir de Amerika'da bu görüşmeler, işte borçlanma limiti artı fonlama miktarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği ve Obama'nın da pek fazla elinde bir şey araç kalmamış durumda. Dolayısıyla bir kozu kalmamış durumda. Dolayısıyla Cumhuriyetçiler Obama'yı köşeye sıkıştırabilir. Piyasalar da bunu önceden bir miktar satabilir. Yani bu hava var şu an bu haftaya başlarken. Peki hocam, bizim özelimizde bakacak olursak borsada yükseliş geçen hafta boyunca devam etti. Evet. Bir iniş trendi vardı. Ardından yükseliş geldi. Peki bu hafta bu yükseliş güçlenerek devam mı edecek yoksa bir geri dönüş olur mu? Valla Barış şöyle, oldukça sert bir yukarı hareket oldu geçen hafta içerisinde. En azından o düşüşün bir ciddi düzeltmesini yaşadık ve 80 bine yaklaştı endeks. Ben tahmin ediyorum ki bu haftaya başlarken en azından o yükselişin bir miktar hız kestiğini ve hatta bir miktar aşağı döndüğünü de görebiliriz. Şimdi grafiği verdim, arkadaşlar da verebilirse. Evet. Burada daha önceki zirve seviyemiz var şu bölgede ve en tepe seviye yaklaşık 86.700-800 seviyeleriydi. Daha sonra buradan 75.500'e kadar yaklaşık 11.000 puan bir düşüş oldu. Ardından da borsa yükseldi ve 80.000'e yakın bir seviyeden kapandı. Hı-hı. Şimdi bu yükseliş, yani arka arkaya baktığımızda 5 günü arka arkaya yükseliş görüyoruz. Yani geçen haftanın tamamında her gün yükseldi borsa. Haftaya düşüşle başladı ve daha sonra yükseldi. Burada bir miktar şöyle aşağı doğru geri çekilme, ki bu da yaklaşık olarak 78 bin seviyesi yapıyor. Yani 79.867, yani 80 bine yakın seviyedeyiz. Yaklaşık 1000-1500 puanlık bir geri çekilme söz konusu olabilir bu hafta içerisinde veya bugün içerisinde de bir miktar geri çekilme olabilir. Özellikle de şu bölge direnç olacaktır. Yani 81.200 seviyesi bu hafta için bir direnç olacaktır. Orta ve uzun vadeli olarak ben borsanın dibi gördüğünü ve artık bir yükseliş kanalı içine gireceğini düşünüyorum. Dışarıda da özellikle bu hem Amerika Merkez Bankası'nın hem Japonya'nın hem de Avrupa'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın gevşek faiz politikası piyasaların biraz daha fonların riskli alanlara yönelmesini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden daha önce satmış olanlar bayağı bir ciddi biçimde girişe de başladılar. Yani yabancı takasına baktığımızda yabancı takası geçen haftadan itibaren de, yani şu an çok net bir şekilde görülüyor. Yabancı takası son 5 gündür artıyor. Bugün bir miktar durabilir. Bir miktar yatay bir seyir izleyebilir. Ama borsada yatırımcılar açısından bence en önemli kriterlerden bir tanesi şu. Özellikle hani yeniden bir düşüş bekliyorum. Yani bir geri çekilme bekliyorum ama bu geri çekilme 77.000'in altına olmaz. 77.250'nin altına olmaz. Ancak oraya kadar bir geri çekilme ve oradan tekrar toparlanma görebiliriz. Genellikle kötü başlayan haftalarda daha sonra olumluya dönüş olabiliyor ve bu hafta da şöyle olabilir. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Oradan bir faiz indirimi gelirse Avrupa'da büyümenin geleceği, işte bu faiz indiriminin ciddi biçimde olumlu etkileyeceği beklentilerle tekrar bir yukarı hareket olabilir. Bir de şey var, biliyorsun, İtalya var. İtalya'da evet, sıkıntı devam ediyor. Berlusconi hani koalisyon kurabiliriz, buna sıcak bakarız diye açıklama yaptığı için piyasalar üzerinde ya tamam orası da çözülebilir gibi bir hava yarattı. Ama Bersani kesinlikle
asla ve asla Berlusconi ile koalisyon kurmayacağını söyledi. Hatta şey dedi, belki yasal bazı değişiklikler, seçim yasalarında bazı değişiklikler yapılarak tekrar seçimler yapılabilir falan. Orası bir miktar karışık. Dolayısıyla İtalyan ekonomisi bayağı bir şey olacaktır. Yani böyle bir çıvan başı, böyle bir sıkıntı yaratacak bir merkez olarak Avrupa'da sürekli öyle bir kenarda bekleyecektir. Hı. Ama bu hafta Avrupa Merkez Bankası bir faiz indirirse yeniden havanın çok olumluya döndüğünü görebiliriz. Şimdi yatırımcının tavrı, duruşu bakımından bir soru var. Aydın Yağcı diyor ki, bu seviyelerden acaba satış önerir misiniz? Bu hafta stresi gözüküyor. Sizin de söylediğiniz gibi 5 tane Merkez Bankası'nın toplantıları var. İtalya, Amerika ve Japonya stresleri. Evet. Bizde de bu bankaların cezaları meselesi var. Bu hafta başı açılışta satış yapıp en azından bu stresin biraz ortadan kalkmasını beklesek nasıl olur? Sizin hep söylediğiniz gibi kâr etmekten feragat edip zararı da göze almasak nasıl olur demiş. Valla o tabii yatırımcının kendi kararı ama şöyle söyleyeyim ben. Genellikle böyle olumsuz başlayan haftalarda ben özellikle bugün bir miktar olumsuz bir hava bekliyorum. Hı. Ama Türkiye'nin de dışarıya göre biraz daha pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Yani şöyle bizde de geri çekilme olur ama şu an ben bakıyorum şeye, hani DAX endeksinin future'larına, vadelerine 0.89, %0.90 aşağıda, yani %1'e yaklaşmış durumda aşağı yönlü hareket. Ve burada biz açıldığımızda da %0.5 civarında bir geri çekilme olacak. Ki hani o da o zaman endeks 79 bine doğru bir geri çekilmiş olacak. Zaten açılışta bir %0.5, yüzde belki de 1'e yakın bir geri çekilme olabilir. Ondan sonra yatay sıkışık hareket yapar. Burada önemli olan yatırımcının hani şimdi burada açılışta satmış olsa 80 bine yakın bir yerden satmış olsa tamam ama zaten 79.200 gibi falan bir yerden açılırız. Endeks oralardan açılır. Evet. Ondan sonra mesela yukarı yönlü bir tepki olur vesaire orada ama bunları, bu hareketleri yakalamaya çalışmak oldukça şeydir, stres de yaratır. Yani siz satarsınız, sonra gelen bir haberle birlikte, mesela Rekabet Kurulu 12 Mart'ta bankalara verilecek ceza verecekse açıklayacak veya vermeyecek ceza. Yani tüm bunların hepsine birlikte baktığımızda belki de ceza vermez. O zaman bir ralliye de sebep olabilir. Ben olsam burada ne yaparım? En azından 78 bine kadar... Pardon, 77.300-400'e kadar bir gevşemeyi göze alırım. Ve oraya kadar zaten gevşeyebileceğini göz önünde bulundurarak, yani beklentilerimi o yönde belirlersem, yeter ki orta vadede yükseleceğine inanayım. Evet. Onu bir yeni alım fırsatı olarak kullanabilirim. Ama her kağıt açılışta düşmüyor. Mesela elindeki hisseler bakarsın, açılışta hatta yükseliş bile yapabilir. Borsa gerilese bile o hisseler yükselebilir. Dolayısıyla orada yatırımcı kendi kararını kendi verecek. Ama ben genel olarak böyle durumlarda bir düzeltme gelip sonra tekrar yukarı yön beklediğim için çok fazla aslında hareket etmeyebilirdim. Ama eğer açılışta uygun bir fiyat, karlı bir fiyattan satabiliyorsa satıp, ama alttan alma imkanı verir yalnız. Peki hocam, Sait Çiftçi de yabancı grafikleri verebilir misiniz diye rica etmiş. Bir ona bakalım istersen. Yabancı... Benim anladığım herhalde bu yabancıların hareketlerini soruyor. Yabancı grafikleri derken sanırım onu kastediyor. Yabancı takas... Herhalde onu kastediyor. Ha, evet. Yani dışarıyı kastettiğini düşünmüyorum ben. Ama... Evet. Bir daha verelim o grafiği onun arkadaşlar. Onun üzerinde biraz daha detaylı duralım isterseniz. Çünkü özel olarak onu sormuş. Umarım doğru anlamışızdır. Evet. Yabancı takası grafikleri bunlar. Şimdi yabancı takası daha önce hani borsa 86 bindeyken 66... %66.17 idi. Daha sonra borsa 75.500'lere düştüğünde de %64.70 seviyesine kadar geriledi. Ve yaklaşık olarak son 6-7 gündür, yani işlem günüdür, bu yabancı takasında artış görüyoruz. Ve %65.18 seviyesine gelmiş durumda. Ve yabancının şöyle baktığımızda zaten hani borsaya giriş yapılmalı dediğimiz yer bizim... Hatırla mesela o günleri, özellikle şurası yukarı kırılmıştı ve 63 yabancı takası daha önceki dip seviyelerinin de üzerine çıktı. Adamlar ciddi biçimde alıyorlar dediğimiz zaman yaklaşık olarak Temmuz aylarıydı. Yani ta o zamandan işte hani borsada genel bir yukarı yönlü trendin oluşabileceğini, hatta
bir rally tipi hareketin olabileceğini, rally'nin nereye kadar gideceğini çok kestiremeyeceğimizi belirtmiştik. Nitekim bundan sonra önemli bir düzeltme var. Şurası tamamıyla sahte bir düzeltme. Çünkü Halkbank halka arz edilmeden önce halka arz edilecek hisseler kote edildi Merkezi Kayıt Kuruluşu'na. Ve burada yani halka açılacak hisseler girince yabancı takası o zaman o sırada hazinenin elinde olduğu için yabancı takası otomatik düştü. Hı-hı. Bu hisseler de devreye girince. Sonra yabancılar zaten Halkbank'ı aldığı için ondan sonra yükseldi. Dolayısıyla burada bir düşüş yoktu. Aslında şu trend bu şekilde devam ediyordu. Ama asıl sert düşüş, yabancı takasındaki sert düşüş burada gerçekleşti. Ve bu seviyede gerçekleştikten sonra da şimdi yabancı takası için önemli kriter 65,5 seviyesi. Yani 65,5 seviyesinin üzerine tekrar çıkarsa yabancı takası o zaman borsada yeniden 86 bine doğru hareketini devam ettirir. Yani şu an gördüğümüz şey bir miktar uzağız oradan. Yaklaşık 65-15 seviyesinde. Burası 65,5 seviyesini eğer yukarı kırarsa ki bugün bir miktar yatay sıkışık hareket bekleyebiliriz. Borsadaki seans içi grafiklere bakacak olursak özellikle güçlü alımlar vardı. Dün özellikle Avrupa'da bir geri çekilme vardı. O sırada ikinci seansa düşüşle başlamıştık Cuma günü. Fakat arkasından Cuma günü yeniden alımlar geldi. Bugün itibariyle yaklaşık 79.200 seviyesine kadar yani şu seviyeye kadar bir geri çekilme ve buralarda yatay sıkışık hareket ben bekliyorum. Hı hı. Ondan sonra da hani belirgin bir şekilde aşağı hareketten ziyade genellikle 78.500'ün üzerinde kalarak yukarı yönlü hareketini devam ettirmesini bekliyorum. Peki hocam altına bakacak olursak altında olumsuz görünüm devam ediyor. Kısa, orta, uzun vadede sizin yorumunuz nedir? Bir seyirde bir değişiklik var mı? Şimdi altında sıkıntı çok. Yani şu an kısa vadede sıkıntı var. Hı hı. Daha önce de bir izleyicimiz sormuştu. Hocam yani Bernanke parasal genişleme devam edecek, yıl sonuna kadar devam edecek dedi. O zaman altın niye yükselmiyor diye. Normalde altını yükselten şey yeni paranın basılmasıydı. Ben de o gün onu o şekilde açıklamıştım. Altın bir Bernanke'nin açıklamalarıyla yukarı gitti. Yani burada çok net bir şekilde görüyoruz. Yukarı gitti. Arkasından da şunu bir verileri update edelim. Arkasından da bu yükselişin arkasından bir tepki düşüşü yaptı. Ve tekrar 1578 puanlara, 1578 dolarlara geldi. Şu an 1578 dolar civarında işlem oluyor altında. Artık şu kanala girdik. Bu kanal içerisinde ben uzun süreli bir hareket bekliyorum. Yani bu kanalın içerisinde tahmin ediyorum ben de altın 1550 dolarla 1625 dolar aralığında gidip gelecektir. Ama bu 1500 eğer 55 seviyesinde altına geçilirse ki 1500 en dibi diyelim altının görebileceğimiz yaklaşık 1525 dolardır. Yani 1525 dolara kadar düşebilir altın. Kısa vadede de yani kısa vade dediğimiz 1-2 aylık vadede de altın yine aşağı yönlü ve daha doğrusu aşağı yönlü demeyeyim. Kanal içerisinde dalgalanan bir hareket gösterecektir. Fakat trendi değiştirmek oldukça zor şu an altında. Çünkü hem Çin'de küçülme sinyalleri geliyor. Hem Çin sıkı para politikasından falan bahsediyor. Diğer taraftan Amerika'da eğer bu hani mali uçurum olarak başlayan ve bir kısmı çözülen ama bütçe bağlanacak mı bağlanmayacak mı ne kadar harcama yetkisi verecekler Obama'ya yani bunların hepsini bilmiyoruz. Dolayısıyla hı hı. Cumhuriyetçiler burada sıkıştırmak isteyecektir. Tabii ki onun başarısını istemezler. Dolayısıyla yani büyüme bundan sonra ivme kazanacak olsa bile önünde cumhuriyetçileri bulacak gibi geliyor bana. O anlamda altın bir süre yani 1525 dolarla 1625 dolar aralığındaki bantta gider gelir diye düşünüyorum. Ve çok fazla bir şey olmaz. Bir de şeye bakalım istersen altının TL fiyatına. Evet. Altının TL fiyatında da hatırlarsan hani 90 lirayı vermiştik ve 90 liranın altına gelirse kısa vadeli alım yapılabilir. Fakat özellikle 93 lira, 93,5 lira seviyesinde güçlü bir direnç var. Burayı pek yukarı geçmesi kolay değil. Yani altın şu aralıkta yani şu aralıkta gidip gelecektir. Özellikle dolar yukarı gittiği zaman altın da bizde bir miktar yukarı gidiyor.
Burada da yine aynı şekilde Barış. Yani 89 lirayla 93,5 lira arasında altında gidip gelmeler olur ve çok da fazla bir hani ne bileyim tekrar 100 lira 105 liraya gidebilmesi için önce öbür tarafta Amerikan borsası yani uluslararası piyasalarda altının onzu şey olmalıdır. Yani arttırılma yukarı gitmeli. Yani 1670'i 1700'ü geçmelidir ki o zaman ancak burada yüze doğru bir hareket olabilsin. Şimdilik altın bir miktar yatırımcısını üzecek. Evet. O bir süre daha böyle devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi altınla ilgili Mehmet Uyguş demiş ki hocam altında trade etmek yerine altın üreten şirketlerin hisselerini alıp orta vadede beklemek ve sonra değeri arttıkça bu hisseleri satmak daha mantıklı olmaz mı? Şimdi doğru söylüyor. Altında trade yapanlar özellikle Barış bunlar kısa vadeli hani forex piyasalarında işlem yapıyorlar. 1'e 100 kaldıraç falan kullanıyorlar. Gerçi altında biraz daha düşük o kaldıraçlar. Ama gerçekten orası adeta bir kumar yeri gibi. Yani forex piyasaları hakikaten şansına artık. Yani orada yok çok kısa vadeli hareketlerde çok büyük paralar kaybedebiliyorsun. Yani 1 lira koyup 1'e 100 kaldıraç demek 100 liralık alım yapabiliyorsun. Evet. 1'e 200 kaldıraçta 1 lira koyup 200 liralık alım yapabiliyorsun. Dolayısıyla 1 lira koyup 100 lira şey yaptığında %1'lik bir hareket 1 liran gidiyor. Ya da 1 lira daha kazanıyor. O anlamda şirket hisselerine yatırım yapmak bir kere daha az stres. Yani altın çok volatil. Bakıyorsun yani 1555 dolar, 1600 dolar, 1615 dolar, tekrar 1560 dolar. Yani bunları yakalamaya çalışmak kesinlikle anlamlı değil. Yani bir yatırımcının da yapmaması gereken şeyler. Fakat maalesef o adrenalin insanları o şeyin cenderenin içine çekiyor. Ve birçok insan FX piyasalarında şu an işlem yapıyor. Sana bir şey vereyim. %98'i FX piyasalarında işlem yapanların, bu rakam çok önemli. FX piyasalarında işlem yapanların %98'i 3 ay içerisinde parasının tamamını tüketiyor. Yani bırak para kazanmayı tamamını tüketiyor. O yüzden yani yatırımcının normalde bilmediği bir alana girmemesi lazım. Öğrendiği şey şu. Ben şimdi yukarı oynarsam, yukarı giderse para kazanacağım. Yani aynen siyah kırmızı şey gibi. Rulet gibi. Rulet gibi. Yani orada işte siyah gelirse iki katı para alacağım. Hı hı. Kırmızı gelirse paranın tamamını kaybedeceğim gibi bir şey. Aynen böyle gidiyor sistem orada. Şimdi keşke firmalarımız, ihracatçı, ithalatçı firmalar kendi kur risklerini önlemek için FX piyasalarında işlem yapsalar. O zaman çok sorun yok. Çünkü o zaman şimdi üç tip insan var. Bir tanesi spekülatör. Spekülatör işte yatırımcıların yaptığı gibi girip alıp satıp bundan para kazanmaya çalışan insan. Yani spekülasyon yapıyor. Ben diyor işte diyor yükseleceğini düşünüyorum. Bu bir spekülasyondur. Yükseleceğini düşünüyorum diye alım yapmak veya düşeceğini düşünüyorum diye satış yapmak bir spekülasyondur. İkinci grup şeydir. Hedgerlar. Hedger dediğimiz kendi ödeyeceği dolar vardır. 2 ay sonra ham madde almıştır. Dolar ödeyecektir. Şimdi kurları uygun görür. 2 ay sonraki vadeye dolar alır. Ama 200 bin dolar alırken tamam mı? Sadece 200 bin dolar alırken ne kadar yatırıyor? 1'e 100 kaldıraçla 100'e bölersen 200 bin doları işte 2 bin dolar. 2 bin dolar yatırarak 200 bin doları almayı garantiliyor adam. Yani 3 ay sonra, 2 ay sonra. Anladın mı? Evet. Dolayısıyla o adam onu garantiliyor. O zaman hesabını doğru yapıyor. Diyor ki bana doların artık maliyeti bu diyor. Üzerine faizini de koyuyor. Ona göre malını içeriye veriyor veya malının satış fiyatını veriyor. Bu adam hedger, bu adam yapsın. İhracatçı ve ithalatçı yapsın. Bir de arbitrajcılar var. Üçüncü grup. Onlar şöyle yapıyorlar. Mesela dolar TL kurunda burada işlem yaparken aynı anda forex piyasalarında burada bankalar arası piyasada dolar TL kurunda işlem yapıyor. Aynı anda forex piyasalarında arbitraj oluşuyor. Yani buradan alıyorsun oradan daha yükseğe satabiliyorsun. Dolayısıyla buradaki alış fiyatını ve satış fiyatını öyle bir şey oluyor ki onlar %100 para kazanıyorlar.
Yapacaklarsa arbitraj yapsınlar. Ama arbitrajı yakalamak sadece saliseler işi. Hı hı. Yani oradaki fiyat farkı oluştuğu anda tuşlar hazırlıklı olmasın, tuşlara anında basmalısın ki orada gerçekleşsin, burada da alımı yapabilesin. Dolayısıyla ben forex piyasalarında spekülasyon amaçlı işlem yapanların para kazanabileceklerini zannetmiyorum. Ha, kazananlar var, onu söyleyeyim. Yani zaten o cezbeden de o. Adam götürmüş 1.000 dolarını koymuş, 10.000 dolar yapmış. Ama bu olabilir. Az, kazanan az. Yok, o kadar az ki. O kadar az ki. Bak, bir tane şu SPK düzenleme yapmadan önce bir tane forex şirketi çıktı. Ne yaptı biliyor musun? Millet forex piyasalarında, uluslararası piyasalarda işlem yaptığını zannediyordu. Adamların önüne ekranı koydu. Sen şimdi sürekli kaybediyorsun ya, kaybettiğin tüm para şirkete kalıyor. Çünkü sen kaybettin diyor. Halbuki gerçek anlamda uluslararası piyasada işlem yaptırmıyordu. Fiktif bir yerde şirket kurmuş Kıbrıs'ta. Hiçbir yere kayıtlı değil bu şirket. Ve bu şirket bangır bangır televizyonlara da reklam verdi. Sonra kalktı, tabii gitti şu an. Yok öyle bir şirket. Ama şunu söyleyeyim. İnsanların bir kişi tesadüf 3-5 bin dolarını 40 bin dolar yapmış. Onlara da diyor, ona da diyorlar ki sözleşmenin şu maddesine göre diyorlar sen scalping yaptın. Şey yapamazsın. Git mahkemeye ver diyorlar. Mahkemeye verse şirketin merkezi şeyde Kıbrıs'ta. Yani tam bir dolandırıcılıktı. Yazdım ben bunu web sitemde kaç kere. Onlara da yazı yazdım. Onlardan cevap istedim. Bakın şu yatırımcı size hesap açtırmış şeklinde. Hiç ses seda yoktu. Allah'tan şu SPK düzenlemesi geldi ama şimdi artık yatırımcılar korkmasın. Yani SPK'nın onay verdiği FX şirketleri, Forex şirketlerine güvenle hesap açtırabilirler. Fakat para kazanma işine gelince de yani o kadar kolay bir iş değil. Hocam dolara bakalım mı? Dolar analizini de alalım. Süre hızla ilerliyor. Son 9 dakikamız. Evet, dolara da bakalım. Dolar bugün bir miktar yukarı hareket içerisinde sabah saatlerinde. Ve daha önce dolarda 1.80 seviyelerin üzerine gelinmişti. En yüksek 1.81.50 görüldü. 1.81.50 seviyesinden sonra geri çekilme oldu. Ve 1.79.50'lere kadar geriledi dolar. Ve şunu özellikle söyleyeyim. 1.82-1.83 seviyesinde bir direnç vardı. Oraya kadar gidemedi. Ama şu an bir miktar toparlanmış gözüküyor. Hafif yukarı eğim yapıyor. Fakat ben tahmin etmiyorum. Hani çok güçlü bir yukarı hareketi olacağını zannetmiyorum. Yeniden 1.81.50'lere kadar gelebilir. Yani 1.81'lere, 1.81.50'lere kadar gelebilir kısa vadede. Fakat genel olarak 1.79'a doğru, 1.78'e doğru bir gevşeme yapabilir. 1.78'in altındaki her yerden döviz, dolar portföylerde arttırılabilir. Ama şu aşamada 1.80'in üzerinde pek fazla arttırılmasını önermiyorum. İhracatçılar ve ithalatçılar ne yapabilir? Özellikle ithalatçılar şu an herhangi bir forward işlemi yapmasınlar. Ama ithalatçılar 1.77'nin altına düştüğü anda orada forward işlemi yaparak doları sabitlesinler. İhracatçılar da dolar gelirleri varsa bu seviyelerden dolar gelirlerini satabilirler. Yani forward'la satabilirler. Bence şu an dolar bir miktar daha 1.79'la 1.81 aralığında böyle bir yatay sıkışık hareket yapacak. Bugün bir miktar yukarı gideceğini düşünüyorum. Yine 1.81 civarına doğru. Ama çok da fazla hızlı gitmeyecektir. Ve yaklaşık olarak bu seviyelerde sıkışacaktır. Aydın Ferhat Güzelcan'da hocam kurlarla ilgili bir şey sormuş. Ali Babacan'ın sözlerini aktarıyor. Şunları söylemişti Ali Babacan, hatırlatalım. Kur savaşı diyebileceğimiz bir tablo görmüyoruz. G20'nin önemli gündem maddesiydi. Münferit ülkelerde bazı politikacıların söylemleri var ama resmi para politikası duruşu yok. Zaten kur öyle bir konu ki hiçbir merkez bankası çıkıp kuru şu seviyede tutacağım diyemez. Belki 2-3 ay için diyebilir. Piyasa baskısı er ya da geç o kuru olması gereken yere götürür demişti. Makro temellere uyumlu serbest piyasada belirlenen kur önemli demişti Ali Babacan. Aydın Ferhat Güzelcan da diyor ki bu söylem kurlar için bir yükseliş işareti mi acaba, yoksa merkez bankalarının rutin görevlerinin bir hatırlatması yönünde mi? Aslında şöyle, ben onun bir işaret olduğunu zannetmiyorum. Daha doğrusu Sayın Babacan tanıdığım kadarıyla öyle dolaylı yönden mesaj vermeyi pek sevmiyor zaten. Söyleyeceği bir şey varsa genellikle direkt olarak söylüyor. Burada
merkez bankalarının şu son zamanlarda yapmış olduğu, özellikle de Japonya Merkez Bankası'nın faaliyetleri sonrasında oluştu bu şey. Yani böyle bir kur savaşı söylemi. Ben de kur savaşı falan olduğunu zannetmiyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Hani dolar, yen, yuan ve euro. Yani bu dört tane büyük para var. Diğerlerinin yapacağı kur hareketlerinin dünya ticaretini çok fazla etkilemesi imkanı yok. Şu an o kurlar da belli aralıklarda dalgalanıyor. Dolayısıyla bir kur savaşından bahsetmek zor. Ama Sayın Babacan'ın özellikle hani söylüyor zaten Sayın Babacan, diyor ki kurları şurada tutacağım diyemez Merkez Bankası. Evet. Ekonominin dinamikleri neyse o kuru er geç olması gereken yere götürür. Tabii ki bu böyle. Ama geçici olarak diyor mesela. Yani şimdi bizim Merkez Bankası'nın yaptığı o. Belki 2-3 ay için hani kuru şuraya getirmeye çalışıyorum diyebilir. Ve piyasa her zaman şeydir Barış. Yani ekonomi dinamikleri her zaman belirleyicidir. Burada önemli olan Merkez Bankası'nın kurlarla oynarken bir şekilde piyasa dinamiklerinin gerektirdiği fiyatın dışına çıkartmamasıdır. Hı hı. Şimdi mesela dese ki Merkez Bankası ben kuru 1.50'ye kadar düşüreceğim. Bunun ekonominin kabul etmesine imkan yok. Yani dinamikler bunu sağlamaz. Burada çok önemli bir mesaj vermeye bence çalışmıyor. Rutin görünen bir konuda tahmin ediyorum bir soru sorulmuş ve o konuda da Sayın Babacan görüşlerini açıklamış. Bu arada hocam çok kısa bir ekleme yapayım. Merkez Bankası ile ilgili yine Zafer Çağlayan'ın sözleri vardı cumartesi günü. Görmüşsünüzdür mutlaka. Evet. Çok konuşuyor, biraz az konuşsun dedi Merkez Bankası Başkanı için. Ya bu artık kişisel bir şeye dönüştü gibi gözüküyor. Evet, yani bence hani bu artık hani Merkez Bankası bağımsızlık kitabını yayınladıktan sonra işte çok konuşuyor, biraz az konuşsun falan sözü yani aslında hoş kaçmıyor ya. Yani bilmiyorum da şimdi ne desin şimdi? Merkez Bankası Başkanı'nın da buna cevap vermesini mi bekleyelim? Bence burada ciddi bir şey var. Yani Sayın Zafer Çağlayan'ın kafasındaki temel şey bir kere şu krediler bir %30 büyüsün. Dolayısıyla da hani faiz indiriyor, faizleri de indiriyor. Muzlam karşılıkları da arttırmasın. Yani krediler patlasın. Yani kredi alma imkanını Merkez Bankası olabildiğince versin. Merkez Bankası da diyor ki bu finansal istikrarı alt üst ediyor. İleride çok ciddi balonlara sebep oluyor. Varlık fiyatlarında artışa, enflasyonda artışa sebep oluyor diyor. Bu yüzden de diyor ben diyor kendi para politikamı buna göre belirleyeceğim diyor. Şimdi burada anlaşamıyorlar bir türlü. Kim kazanacak dersen bence Zafer Çağlayan tarafı kazanacak. Evet, tabii yani. Yani seçime doğru zaten onları göreceğiz. Yani hele ki şimdi sana şunu söyleyeyim yalnız. Bu seneki büyüme 1 Nisan'da açıklanacak. Evet. Yani bu seneki diyorum 2012 büyümesi. Eğer burada 2.1 gibi, 2.2 gibi ki ben 2.5 olmasını bekliyorum ama çünkü hizmetler endeksini görmedik. Hizmetler sektöründe ne oluyor bilmiyoruz. Ama sanayi üretim endeksine bakılırsa 2.3 gibi falan bir büyüme gelecek. Bu tabii ki Merkez Bankası'nın üzerindeki baskıları inanılmaz derecede artıracak. Çünkü 4 diye hedeflemiş hükümet ve büyüme 2.3 olmuş. Böyle bir durumda Sayın Başbakan da diyecek ki yani benim hedefimde sen niye oynuyorsun? Benim hedefimi 4 vermişim. Senin uyguladığın politika yüzünden 2.3'e gelmiş. Ben bu sene de 4 verdim. Büyüme hedefimi şeye uğratacak, sekteye uğratacak bir şey yapma diyebilir. Ve ondan sonra da zaten kredilerde genişlemeyi görürüz diye düşünüyorum. Şu an sadece Sayın Babacan şey yapıyor. Yani arka çıkıyor Merkez Bankası. Hocam son bir dakika bir soru var. Ona da değinelim artık. Bu bir dakikaya sığdırmaya çalışalım. Temettü ile ilgili. Temettü aylarına geldiğimiz bugünlerde şirketlerin temettü dağıtma oranları ile ilgili yayınlanan raporlarda ortalama %2 civarında olduğundan bahsediliyor. Bu ortalamanın diğer ülke piyasalarıyla karşılaştırıldığında uygunluğu için ne diyorsunuz? Ayrıca senelerdir milyar liralık kar eden bankaların ortaklarına dağıttıkları temettüler yeterli mi? Amerika'da yatırımcıların Apple'a dava açtığını takip ediyoruz. Burada da temettü dağıtımlarıyla alakalı oranlar için dava açılabilir mi? Yeni SPK kanununa göre demiş Alper Bey. Evet, valla şöyle temettü konusu çok önemli ki yatırımcılar mesela bu soruyla birleştireyim ben.
biz küçük yatırımcıların elinde... Onu şunun için okumadım hocam, onu okuyup şey diyecektim size. Biz bir program yapalım sizinle de şu SPK kanunu küçük yatırımcı açısından uzun uzun konuşalım. Konuşalım, bence onu öyle yapalım o zaman. Hani şirkete hangi haklara sahip evet. diyor. Örneğin ben inceliyorum diyor, olağan dışı yönetim gideri var. Biz bunları inceletemez miyiz? Demiş Deniz Küçük. Evet, şikayet edebilirsiniz. Yani gidip ben bu şirketin ortağıyım, hisse senedini aldım. Bana temettüyü dağıtmıyor. Yalnız Vahdettin Ertaş da Abdurrahman Yıldırım bir röportaj yapmışlar. Ben de kendisinden randevu isteyeceğim Sayın Vahdettin Ertaş'ın. Olabilirse yayına çağırmaya çalışacağım SPK Başkanı'nı. Hani vakti şu an çok yoğun çalışıyor Barış. Eğer buraya gelirse o soruyu aslında o soruları onunla Tabii. birlikte değerlendirebiliriz ama şu an temettü konusunda çok hassas SPK Başkanı. O konuda bence hiçbir sıkıntı yok. Deniz Küçük'ün sorusu da bunları inceletebilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Yani bu konuda çok inanılmaz bir çalışmayı ben de yapıyorum. Yani yatırımcısını kandıran şirket varsa buyursun ortaya çıksın kardeşim. Evet. Ve onların gerçekten raporların hazırlanması gerekiyor. İleride bunlar peyderpey çıkmaya başlayacak. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Süreyi doldurduk. Yarın sabah yine beraber ederim. Olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.